Önceki videolarda basınç hacim döngülerini incelemiştik. Ancak bu ekranda gördüğünüz formüle uzun zamandır değinmedik. Yani delta P eşittir Q çarpı R formülüne. Bu iki değer arasında ne gibi bir ilişki olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu videoda işte bu ilişkiden bahsedeceğiz. Oldukça ilginç bir konu olduğunu söyleyebilirim. Videonun sonunda sizin de benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum. İlk olarak arkadaşlar delta'nın ne anlama geldiğine bakalım. Delta, değişim anlamına gelir, değişim. Burada konumuz basınç. Bunların hepsini yazsam iyi olur, yazıyorum. Her şeyi çok net bir şekilde anlatmak istiyorum çünkü dediğim gibi uzun zamandır bu konuya değinmemiştik. Bu yüzden bugünkü videoda bu konuyu tekrar etmemizin iyi olacağını düşündüm. Yukarıdaki formülü biraz daha farklı bir şekilde yeniden yazıyorum, tamam mı? Burada PA ve PV değerleri var. PA, PV. Buradaki A harfi arteriyel yani atar damar anlamına geliyor. Bu da aslında arter basıncını ifade eden bir değer. Daha sonrasında bu değerden damarlardaki basıncı çıkarmamız gerekiyor. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Kan kalp tarafından pompalandığı sırada arterlerde yani atar damarlarda basıncın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Pompalanan bu kan daha sonrasında kılcal damar ve diğer damarların içerisinden geçer. Kalbe geri döndüğü sırada basıncın neredeyse sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Basınçtaki bu azalma da iki şeye işaret eder. Bunlardan ilki kan dolaşımı. Kan dolaşımı birim zaman ya da dakikadaki hacim miktarıyla ölçülür. Diğeri ise arkadaşlar direnç. Yani R değeri direnci ifade ediyor. Dolayısıyla basınç miktarındaki azalmanın kan dolaşımı çarpı dirence eşit olacağını söyleyebiliriz. Aslında kan dolaşımını da parçalarına ayırabiliriz. Kan dolaşımı atım hacmine eşittir. Atım hacmi de bir kalp atışındaki hacim miktarını ifade eder. Bunu da aslında bir dakika içinde görülen kalp atışı miktarıyla çarpıyoruz genelde. Bu değeri de kalp atış hızı olarak adlandırabiliriz. Değil mi? Yani örneğin mesela birine kalp atış hızının kaç olduğunu sorduğumda genelde dakikada 60 veya 100 atım şeklinde cevap verilebilir, değil mi? Yani öyle cevap verirler, yani 60, 80, 100. Bu da işte arkadaşlar kalp atış hızını ifade ediyor. Daha sonrasında bu değerin tamamını dirençle çarparak basınçtaki değişimi bulabiliriz. Bu yukarıda yazdığım delta P, Q çarpı R değerine eşittir formülünün açılmış hali işte. Şimdi burada biraz yer açsam iyi olacak. Şimdi de bu formülü bir basınç hacim döngüsü içerisinde gösterelim. Bunun bir basınç hacim döngüsü olduğunu varsayalım. Her şeyi daha rahat görmeniz için oldukça düzgün çizmeye çalışıyorum. Alt eksende bu yöne doğru giden hacim değerimiz var. Basınç değeri de bu şekilde yukarı doğru uzanan eksenin üzerinde. Bu sol karıncığı gösteren bir grafik. Dolayısıyla buraya SK yazabiliriz. Bunu aklımızda tutsak iyi olur, tamam mı? Buraya iki doğru çizmemiz gerekiyor. İlkini çizelim. Bu çizdiğimiz sistol sonu basınç hacim ilişkisini gösteriyor. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Diğeri de diyastol sonu basınç hacim ilişkisini gösteriyor. Şimdi de hızlıca basınç hacim döngüsünü çizelim şimdi buraya. Evet. Basınç hacim döngüsünü bu şekilde gösterebiliriz. Döngünün ilk başta aşağı, daha sonrasında da yukarı doğru gittiğini varsayalım. Hızlıca çizdim, çok iyi görünmüyorsa kusura bakmayın lütfen. Dediğim gibi bunun basınç hacim döngüsü olduğunu anlasak yeter. Peki bu döngüye bakarak formülü nasıl çözebiliriz? Bu döngü formülle ilgili bize herhangi bir bilgi veriyor mu? Tabii ki veriyor. Bunun için basınç hacim döngüsüne bakarak birkaç varsayımda bulunmamız gerekecek. Ancak unutmayın, burada sol karıncık basıncına bakıyoruz. Yukarıdaki formül arter basıncı ile ilgiliydi. Ancak kanın dışarı atıldığı esnada sol karıncıktaki basıncın arter basıncıyla neredeyse eşit olduğu sonucuna varabiliriz. Yani kan sol karıncıktan çıkarken sol karıncık ve büyük damarlardan biri olan aort arasında devamlı bir boşluk olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu, kanın dışarıya atıldığı esnada geçerli olan bir durum. Dolayısıyla basınç hacim döngüsünde bu iki nokta arasındaki kısım kanın dışarıya atıldığı süreci ifade eder. Yani arter basıncıyla sol karıncıktaki basıncın neredeyse eşit olduğunu belirtmemiz mümkün. Bunu bir adım daha öteye taşıyalım, gelin. Burada çok fazla sayıyla uğraşmamıza gerek yok. Elimizde tek bir sayı olması yeterli. Denklemi çözmek için tek bir sayıya ihtiyacımız var. Peki bu sayıyı nasıl bulabiliriz?
Bu noktada bir varsayımda daha bulunmamız gerekiyor. Daha öncesinde kanın dışarıya atıldığı esnada bu iki değerin aynı olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla arter basıncının aslında ortalama basınca eşit olduğunu söyleyemez miyiz arkadaşlar? Yani bunun ortalama arter basınca eşit olduğu sonucuna varabiliriz değil mi? Bunu aslında öncesinde de yapmıştık. Elimizde iki değer var. Üstte sistolik değeri görüyoruz. Sistolik değer. Aşağıda ise diastolik değerimiz var. Yani bu diastolik değer. Bu değerleri kullanarak ortalama arter basıncını bulabiliriz. Bu da bize toplam ortalama basıncın ne olduğu ile ilgili bir fikir verir. Aslında bu matematiksel işlemlerle uğraşmamıza gerek yok. Bu sayıları alıp formüle yerleştirmemize de gerek yok. Arter basıncının ne olduğu ile ilgili fikir edinmek için basınç hacim döngüsünden sadece tek bir değere ihtiyacımız var. Hatırlarsanız denklemde arter basıncının ne olduğunu bulmamız gerekiyordu. Bunun için örneğin bu noktayı ele alabiliriz. Bu nokta sistol sonundaki basıncı ifade eder. Peki, sistol sonundaki basınç tam olarak neyi gösterir? Aslında bu değerin sistolik basınçla diastolik basınç arasında bir sayı çıkacağını tahmin edebiliriz. İhtiyacımız olan da tam olarak budur. Dolayısıyla bu formülde toplam sistol sonu basıncını kullanabiliriz. Varsayımlar listemize ekleyecek bir şey daha bulduk. Burada sistol sonu basıncını bularak arter basınç değerini bulabileceğimizi varsaymış olduk. Yani bu değeri kullanabiliriz. Çünkü bu değeri kolayca bulmamız mümkün. Şimdi de üçüncü varsayıma geçelim. Söz veriyorum, liste çok uzun değil arkadaşlar, merak etmeyin. Üçüncü varsayım, venöz basınç yani toplar damar basıncı ile ilgili. Sistol sonu basıncının burada bir yerde olduğunu söylemiştik. Yani 90-100 arası bir yerde. Belki biraz daha fazla olabilir. Buna göre venöz basınç kaç olur? Bunun 3-5 arası bir değer olduğunu tahmin edebiliriz. Yani oldukça küçük bir sayı. Venöz basınç, arter basıncına kıyasla bu kadar azsa, aslında bu değeri 0 olarak da alabiliriz. Çünkü diğer değer o kadar büyük ki, bu değerden 3 veya 5 gibi çok küçük bir sayıyı çıkarmak çok da büyük bir değişikliğe neden olmaz. Bu nedenle venöz basıncını burada 0 olarak alabiliriz. Bu değeri 0 olarak aldığımıza göre, formüle yazmasak da olur. Çünkü bir şeyden 0'ı çıkardığımızda sonuç değişmez. İşte bu da üçüncü varsayımımızdı. Bu varsayımlar sayesinde formülde istenen değeri daha rahat bulabiliriz. Şimdi de bu varsayımlardan yararlanarak formülümüzü yeniden yazalım. Burada biraz yer açsam iyi olacak. Sistol sonu basıncı eksi 0. 0'ı yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla sistol sonu basıncı eşittir atım hacmi çarpı kalp atış hızı çarpı direnç. Denklemin her iki tarafını da atım hacmine bölelim. Bu ikisi birbirini götürür. Şimdi de denklemin son haline bakalım. Bunun için farklı bir renk kullansam daha iyi. Evet. Sistol sonu basıncı bölü atım hacmi eşittir kalp atış hızı çarpı direnç. Aslında burada formülü yeniden yazarak denklemi sadeleştirdik. Bu formüle bakıp hala, ya peki şimdi nasıl oldu? Ne oldu? Bu benim ne işime yarayacak gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ekranda biraz yer açalım gelin. Evet. Bu sırada siz de grafiği bir kez daha inceleyin lütfen. Bakalım dikkatinizi çeken bir nokta olacak mı? Bu aslında biraz bilmece gibi. Bakalım yeni yazdığımız bu denklemin işimize nasıl yarayacağını tahmin edebilecek misiniz? Size düşünmeniz için biraz zaman vermek istiyorum. Bakalım dikkatinizi çeken bir şey bulabilecek misiniz? Grafiği de sildim. Buraya değerleri yeniden yazalım. Düşünmek için biraz daha zamanınız olsun böylece. Evet. Öncesinde olduğu gibi sistol sonu basıncını bu noktada gösterelim. Hatırlarsanız bu nokta basınç hacim döngüsünün bittiği noktaydı. Bunun için iki farklı renk kullanacağım. Çizgiyi bu şekilde çizebiliriz. Burası sistol sonu basıncımız. Yani buradaki değere eşit. Ayrıca burada da bir çizgimiz var. Bu iki nokta arasındaki kısım da atım hacmini ifade eder. Yani buradaki değeri. Şu anda grafikte hem sistol sonu basıncını hem de atım hacmini görebiliyoruz. Peki birini diğerine bölersek ne olur? Basıncı hacme bölmekten bahsediyorum. Bu oldukça tanıdık gelmiş olabilir değil mi? Çünkü basınç bölü hacim aslında elastans yani esnekliği ifade eder. Bu doğruyu da ekleyelim. Bu da arteriyel elastans olarak adlandırılır.
Burada bu ifadeyi kullanıyoruz çünkü basınç ve hacim aynı birim cinsinden ifade edilebilir. Bu değerde büyük E ve küçük A şeklinde gösterilir. Bu iki çizginin kesiştiği nokta sistol sonu basıncını ifade eder. Böylece damarlar arasında bir ilişki kurmuş olduk. Burada damarlarda akan kan dolaşımı, direnç ve basınç değişiminden bahsediyorum. Bunun için de daha öncesinde sadece sol karıncıkla ilgili olduğunu düşündüğümüz basınç-hacim döngüsünü kullanmayı başardık. Bu döngünün bize sol karıncıkta olup bitenden daha fazlasını anlattığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu döngüyü damarlarda olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmak için de kullanabiliriz. Buradaki doğruya yani arteriyel elastans doğrusuna önümüzdeki videolarda da değineceğiz. Bu sayede grafikte yer alan tüm bu bilgilerin ne kadar çok işimize yarayabileceğini daha iyi kavrayabileceksiniz.